Evet, Tetikçilerim yeniden merhaba. Şimdi sayfa 44'teyiz. Burada da In the Kitchen 3 Test 14. 14. Testimiz var. Onu çözeceğiz. İlk videoda söylediğim gibi Kitchen Utensils diye bakın. Hemen püf noktasının altında bu sol tarafta mor kutucuğun içinde mutfak aletleri diye yazan kelimeler var. Dediğim gibi çok kelime üzerine bir konu. O yüzden bunların hepsini kontrol edin. Hepsini tekrar edin, çalışın. Buradan lütfen soru kaçırmayın sınavda. Şimdi peki birinciye bakalım. Choose the best option to fill in the blank diye soruya başlamış. My daughter can't eat this pasta. There are a lot of chili peppers in it. It's very blah blah blah. Şimdi şuradan hemen kalbimizi gene bir açalım. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Kızım bu pastayı, pastayı size daha önce de söyledim. Pasta neydi? Makarnaydı. Bunu karıştırmıyoruz. Türkçe yanlış geçmiş bir kelime, hep söylüyorum. Bu pastayı, yani bu makarnayı kızım yiyemiyor. Çünkü içinde çok acı biber var, chili pepper var diyor. Şimdi demek ki içinde çok fazla acı biber varsa bu nedir? Çok acıdır, çok baharatlıdır. Sweet, tatlı. Bunu çizebilsek eledik. Creamy, kremalı, alakası yok, eledik. Delicious, lezzetli. Lezzetli olabilir ama çocuk yiyemediği için demek ki artık bu o çocuk için lezzetli bir şey değilmiş. O yüzden delicious'ı da eledik. Geriye yeticilerim ne kaldı? Spicy kaldı. Spicy temel, normal anlamı baharatlı demek. Ama buradaki anlamı acılı olarak da kullanılabilir. Tamam mı? Ama en esas temel anlamı baharatlı demektir. Acılı da yine kullanılabilir. Şimdi ikinci soruya baktığımızda bayağı bir tablolar var, bir şeyler var falan filan. Şimdi burada scrambled egg with vegetables diyor. Yani işte kırılmış, çırpılmış, tavada pişirilmiş yumurtayı. Neyi diyor? Sebze. Yani bu arkadaşlar bizim Türkçe'de bildiğimiz menemen demek. Öyle söyleyelim. Bizim menemen dediğimiz yemeğin, tabii ki adamlar da kendine göre açıklamasını yapıyor. Şimdi burada içinde ne olması gerektiğinden bahsetmiş. Burada da adım adım nasıl pişirildiğinden 6 adımda işte bunu anlatmış bize. Şimdi şuradan bir baktığımızda After you put the onions in the pan demiş. Soğanları tavaya koyduktan sonra bakalım. Şurada step 2'de soğanları doğruyordu. Step 3'te ne diyor? Pour the oil into the pan and put the onions. Tamam. Doğradın soğanları, yağı tavaya koyduktan sonra bunu da ekle diyor. Tamam. Bunları da ekledi. Soak the onions for 2 or 3 minutes. Bu soak arkadaşlar bizim Türkçe'de sotelemek dediğimiz, yani yağda böyle hafif hafif pişirmek demek. Bol yağın içinde kızartmak değil, sotelemek dediğimiz olay. Sonra diyor bu soğanları işte yağın içinde 2-3 dakika sotele, pişir. Bakalım. Zaten burada sotelemekten bahsetmiştik. Birkaç dakika onları pişir. A cevabının, yani A seçeneğin cevap olması, doğru cevap olması %99.9. Hemen bir kontrol amaçlı bakalım. Yeşil biberleri yıka diyor. Alakası yok. Yumurtayı kır. Hayır. Soğanları doğra. Zaten hiç alakası yok. Soğanları tavaya atmışsın. Tamam. Doğru cevap adam. Gelelim üçüncü soruya. Burada ne demiş? Before you add the tomatoes. Domatesleri eklemeden önce. Domatesleri eklemeden önce. Peki ne yapmamızı istiyor? Pour the beaten eggs on the mixture. Kırılmış yumurtaları karışıma ekle. Yani belki. Serve it hot. Sıcak servis et. Hayır, o en son aşama. Cook the green peppers until they become soft. Ha, yeşil biberleri yumuşayana kadar pişir diyor. Zaten arkadaşlar
Hani menemen yapmayı biliyorsanız veya bilmiyorsanız da şuradaki sıralamayı okursanız hemen bunu anlarsınız. Bak çünkü step 4'da ne diyor? Cook until the, şunu çizebilirsem altını çizemiyorum. Ha, peppers become soft. Step 5, add the tomatoes. Değil mi? Çünkü biber domatesen geç piştiği için önce biberler pişirilir. Menemen yaparken sonra domates eklenir. Ki bunu bilmeseniz bile step 4 ve step 5'tan bunu hemen bulabiliyorsun. Bu tamam. C bir dursun kenarda. Yani bunun artık zaten cevap olduğunu az çok anladık ama D'yle bir kontrol başı bakalım. Cook the mixture for 20 minutes. Karışım 20 dakika pişir. Hayır bu da değil. Zaten bak 10 dakika pişir diyor. Yani buradaki hem olay hem de süre uymuyor. Demek ki doğru cevabımız C. Geldik dördüncüye. Which picture is related to the receive above? Şimdi buradaki soru tamamen resimlerle alakalı. Burada arkadaşlar bir domates çorbası yapmıyor. Haşlanmış yumurta da yapmıyor. Bir sebzeli veya işte bir peynirli omlet de yapmıyor. Ne demiştik? Bizim bildiğimiz %100 Türk işi menemen yapıyor. O yüzden doğru cevap D'ha. 5'e bakalım. Which one isn't on the ingredient list? Şimdi malzemeler listesinde hangisi yoktur diyor. Bunu arkadaşlar genel kültür olarak da yani az çok menemenin nasıl yapıldığını biliyorsanız hemen D seçeneğinden yola çıkarak yani D bunların şunu bir çizebilirsek D seçeneğinin malzeme listesinde olmadığını veya genel kültür olarak olamayacağını bilirsiniz. Ama size tavsiyem hani burada bir yanıltma yapabilir. İşte atıyorum bu Jack'e veya Jack demeyeyim de işte Ahmet'e özgü bir menemendir. İçine biraz beyaz peynir koyulur. Çünkü bazıları biliyorsun menemene sucuk koyar, pastırma koyar, kaşar peynir koyar. Yani menemen tabii ki sadece bir su arası. Menemen sadece illaki işte domates, biberden, soğandan oluşacak diye bir şey yok. İçine başka katkılar da konabilir. Normalde bunun cevabı D'dir. Ama hemen şuradaki ingredients'a bakman senin taş çatlasın 30 saniye alır. Green peppers, biber, yeşil biber tamam. Tomatoes, resimde yok ama tamam. One small onion, bir tane küçük soğan tamam. Three eggs, 3 tane yumurta bitti. Tamam zaten cevap da ortaya çıktı. Bunu da bu şekilde yapabilirdik. Şuna baktığımızda arkadaşlar yine bir kelime bilgisi olayı var. Can you give me the blah blah? I want to slice the bread. Ekmek kesmek istiyorum diyor. Bana nokta noktayı verir misin? Şansımıza resimde bir kesme tahtası var. Ve şansımıza ilk seçenekte de zaten cutting board var. Şimdi burada arkadaşlar resme bakıp da hani cutting board'u kesme tahtasını bilmeyenler belki knife'ı işaretleyebilir. Yani ekmek kesmek için bıçak lazımdır falan. Hani ama böyle bir saçma düşünceye girmiyoruz. Zaten resim gayet net. Kesme tahtası tepsi de değil, çatal da değil, bıçak da değil. Bildiğimiz bir kesme tahtası. 7'ye bakalım. I want to give you a an blah blah. If you don't want to cry, you should hold the onions under running water before you chop. Sana diyor burada bir nokta nokta vereceğim. Eğer diyor soğanı doğrarken suyun altında tutarsan diyor doğramadan önce yani keserken suyun altında kesersen diyor gözlerin yanmaz. O içinden çıkan işte gazlar gözünü yakmaz diyor. Şimdi burada sana vereceği bir bilgi var. Ama alttaki kelimeler üzerinden bu bilginin ne olduğunu bulmamız lazım. Yani o bilgi kelimesi diyorum ben ama o kelimenin ne olduğunu bulmamız lazım. Şimdi receive tarif demek bu yeticilerin tuzak. Çünkü ilk sıraya bunu koymuş. Birçok sazan bunu hemen atlar. Ha bak işte tam tarif veriyor. Çünkü şurayı da tam anlayamadıysa. Çünkü burada bir soğan muan falan görüyor ya. Bunu yemek tarifi olarak da anlayabilir. O zaman ne yapar hemen? Ha işte tarif var burada yaz. Hayır. Resip tarif demek. Şef, aşçı, baş aşçı. Şef zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Ingredient, malzemeler demek. Bu da yine bazı sazanları
yanıltabilir. Ha bak işte soğan diyor, bilmem ne diyor. Demek ki bir şeyin malzemeleri, burayı anlamadıysa hayır bu da değil. Sana bir sır vereceğim diyor. Tamam mı? Yani tabii diyebilirsiniz ya bu da çok büyük bir sır mı? Ya öyle denir işte konuşmada. Bak gel sana bir sır vereyim. Şunu şöyle şöyle yaparsan şu sonucu böyle böyle olur. Çok daha lezzetli olur falan der ya insanlar. O yüzden de böyle bir şey yapmış. Can you blah blah the bread to make some sandwiches diyor 8. soruda. Sandviç yapmak için ekmek nokta nokta diyor. Yani ondan bir şey istiyor. Peki. Sandviç yaparken arkadaşlar bize ne gerekli? Tabii ki ekmek ve içine koyduğumuz şeyler gerekli. Peki ekmeği şuradaki 4 tane fiilden hangisiyle bir işlem yaparsak onu bir sandviçe çevirebiliriz. Bakalım. Boil, kaynatmak, suda haşlama, kaynatmak, alakasız. Fry, yağda kızartmak, tabii ki alakasız. Mix, karıştırmak ama mix bu hani bir karışım değil. Çünkü bir şeyleri 3-5 tane farklı malzemeyi bir araya koyup da bir kabın içinde karıştırmıyorsun, alakası yok. O yüzden buradaki slice, dilimlemek değil mi? İki tane dilim arasına işte çeşitli şeyleri koyarak bir sandviç oluşturuyor. 9'a baktığımızda yine net mis gibi bir kelime bilgisi var. First preheat the blah blah at the 200 Celsius degree, then prepare the bread dough. Hmm. Önce diyor nokta noktayı 200 dereceye kadar ön ısıtma yap. Sonra diyor ekmek hamurunu hazırla. Şimdi eğiticilerim, 200 dereceye kadar ısıtılan şey veya içinde ekmek pişirilen şey nedir? Tabii ki fırındır. Kap, kupa biliyorsunuz gitti. Plate, tabak. Teaspoon, çay kaşığı. Geriye ne kaldı? Oven. Yani fırın. Hatta böyle bir İngiliz oyuncu var. Su ismi Michael Owen. Erkekler bilir. Ha ha ha. Gerçek ama oğlum. Şaka değil. Peki, 10. Ve son soru. There is a lot of blah blah in the cup. So the coffee is too sweet. Sweet ne demekti? Tatlı, tatlı demekti. Peki Finlandiya'da ne şey, ne çok fazla varsa o içindeki malzemeyi çok tatlı yapar? Tabii ki tuz, değil mi eticinde? Flour çizebilirsek, çizemiyoruz. Un, lemon juice, bu tam tersi ekşi yapar. Limon suyu, tabii ki doğru cevabımız nedir? Ceyhan. Şu üçü alakasız ama tatlı yapan da şekerdir bildiğiniz gibi. Şimdi geçelim. Test 15. 15. testimiz. Sayfa 46'dayız. Eticilerin bakın sol tarafta yine harika kelimeler var. Lütfen bu kelimeleri tekrar tekrar söylüyorum sizin iyiliğiniz için. Bir dakika su molası. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Bunları mutlaka tekrar edin. Bunlar bakın mesela şu birinci soruda bile bak hiç burada dil bilgisi falan yok. Tamamen kelime bilgisi var. Sizin hayatınızı kurtaracak şey bak bu kelime. Bakalım. What should I do before starting to bake? You should blah blah the oven at 170 Celsius degree before you start to cook. Bake neydi? Fırında bir şey pişirmek. Yeticilerim bake çok yani farklı bir cümle olmadıkça veya ne bileyim işte çok değişik bir şey olmadıkça bake her zaman fırında hamur işlerini pişirmektir. Yani et yemekleri vesaire için pek bake kullanmaz. Onun için roast. Biz Türkçe'de rosto diyoruz. Rosto et. Yani fırında pişirmek anlamında et yemeklerin özellikle veya et çeşitlerini roast kelimesini kullanırız. Bake ise sadece hamur işleri için kullanılması doğrudur. Zaten baker, fırıncı, bakery, fırın yani ekmeğin satıldığı yer, pişirildiği yer anlamında kullanılır. O yüzden hani bunu şundan söylüyorum çünkü başka sorularda karşımıza çıkıyor hani fırında et pişirmek gibi ama çok da sağlıklı değil. Ben size onu söyleyeyim. Belki siz dediğim gibi et pişirmek olarak bilin. Doğrusu olur. Peki. Pardon düzeltiyorum. Belki hamur işlerini pişirmek olarak biliniz. Doğrusu olur. Gelelim. Pişirmeye başlamadan önce ne yapmam lazım?
Bir şeyi diyor 170 dereceye kadar ön ısıt, daha sonra pişirmeye başla. Peki ekmeğin piştiği yer neydi? Neresiydi? Fırın. Nerede o? Bir dakika. Ova. Peki fırın ne yapmamız gerekiyor dedik? Ön ısıtma yapmamız gerekiyor. Şimdi boil, haşlamak. Çok güzel. Atın fırını, haşlayın, yiyin sonra. Bake, burada bak. Tuzak olarak verilmiş. Yani işte fırında pişirmek bilmem ne bake olduğu için bak burada you should bake falan. Hayır. Sen burada fırını pişirmiyorsun canım. Fırın içinde bir şey pişireceksin. Bu da değil. Roast'u zaten demin açıkladık. Et pişirmek, fırında et pişirmek anlamında. Ama bizim yapmamız gereken şey ne? Ön ısıtma yapmak. O yüzden cevap Ceyhan. İkiye bakalım. Şefimiz ne diyor? Mashed potatoes yapacağım diyor. Yani püre yapacakmış. The main blah blah of mashed potatoes are potatoes, milk and a little butter. Pürenin en temel nokta noktaları patates, süt ve biraz da tereyağıdır. Peki buradaki boşluğa aşağıdaki kelimeden hangisi gelecek? Bak yine cilop gibi bir kelime bilgisi gerektiren soru. Baker, fırıncı, alakasız. Çizdik. Dough, hamur. Pürenin temel hamuru şudur. Hayır, alakasız. Yeast, maya demiştik yetişkinlerim. Maya ile bunun da bir alakası yok. Tabii ki doğru cevap ingredients. Yani malzemeler, içerikler diye çizebilsek. Neyse, siz anladınız zaten. Doğru cevap Deyhan dedik. Üçe bakalım. My mom blah blah some butter and honey on a slice of bread for me every morning. Bir su çekelim. Annem diyor her sabah benim için diyor bir dilim ekmeğin üzerine ne yapar diyor biraz tereyağı biraz da bal sürer. Şimdi burada demek ki bizim bulmamız gereken kelime bu işte tereyağını sürmek ve balı sürmek veya İşte hani Nutella'yı böyle ekmeğin üzerine süreriz ya yetişkinlerim. O kelimeyi bilmek. Şimdi tersten gideyim. Çünkü cevabı ilk hemen söyleyeceğiz. Tamam cevap Adana. Zaten söylediğimden de belli oluyor ama tersten gidelim. Bakalım. Mix karıştırmak. Bak bu mesela akıl karıştırabilir bazıları için. Çünkü buradaki kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyorsan sen hemen burada mix'i düşünebilirsin. Çünkü orada ne var? İşte ekmek var. Tereyağlı balı böyle karıştırıp üzerine koyuyor falan gibi yorum yapabilirsin kelime bilgin yoksa ama değil atlama. Mash zaten biliyorsunuz ezmek püre haline getirmekti. Peel kabuğunu soymak. Spread eticinlerin burada sürmek anlamında kullanılmış bir kelime, bir fiil. Spread kelimesine dikkat edin. Esas anlamı dağılmak, saçılmak anlamında. Mesela şöyle düşün. İşte Çernobil patlayınca etrafa neydi o? Etrafa radyasyon dağıldı, saçıldı bak. Bu spread'tir, tamam mı? Veya işte elinde mesela diyelim bir tane paket var, koli var. O yırtılıyor. İçinden kitaplar dökülüyor, etrafa yayılıyor. Bu spread anlamında kullanılır. Bunun dışında bu yemek ünitesiyle veya bir yemekle ilgili kullanıldığı bir durumda da sürmek, ekmeği üzerine veya işte başka bir besinin üzerine başka bir besini bir bıçak vasıtasıyla, bir spatula vasıtasıyla böyle sıvamak anlamında spread kullanılır. Buna dikkat edelim. Dörde bakalım. The eggs into a deep bowl. Derin bir kaseye diyor yumurtaları bla bla yap. And then mix them well with a mixer. Ve onları bir mikserle iyice çırp diyor, karıştır diyor. Şimdi burada yapılabilecek şey ne? Mix ve mikser var diye. Yani mix size burada zaten tuzak olarak ilk seçenekte verilmiş atlama. Çünkü hemen işte yumurtaları karıştır demiyor. Yumurtaları ne yap diyor. Bir kaseye kır tık tık ondan sonra karıştır. Peel kabuğunu soymak bu da değil. Dice zaten hiç alakası yok dilimlemek. Küp. O yüzden burada kırmak anlamında crack'tir. Yani doğru cevabımız Bursa. Gelelim 5'e. Zaten resimde ne yaptığı net olarak görülüyor vatandaşın. Resme göre zaten bunu cevaplayacağız. You should blah blah some parsley to make the sauce. Sosu yapmak için bir miktar diyor
Maydanoz nokta nokta yapmalısın. E ne yapıyor bu adam burada? Kesiyor, doğruyor. Boil, haşlamak. Peel, kabuğunu soymak. Sonra ne diyor öğretmenlerim? Stir, yani karıştırmak. Stir, tencereyi karıştırmak. Chop, doğramak. Doğru cevap zaten D olarak karşımıza çıktı. Altıncı soruya bakalım. Kitaplarda yeticinlerin pek tabii şu anda gördüğünüz gibi çok büyük ve net olmadığı için akıl karıştırabiliyor veya daha doğrusu algıyı biraz zorlaştırabiliyor ama ben size şöyle söyleyeyim. A'da ızgarada pişiriyor. B'de direkt suyun içine atıp haşlıyor. C'de fırında pişiriyor. D'de ise yağda cozurdatıyor. Genellikle diyor balığı nasıl yemeyi seversin? Hatta pişirmeyi seversin diyelim. We usually fry or bake it. Bak bazen fry yapıyoruz diyor. Yani pişiriyoruz. Yani yağda, tavada kızartıyoruz. Or bake it diyor. Burada bak size söyledim ama işte kullanmış. Hani roast'u kullanmamış, bake'i kullanmış. Fırında pişiririz diyor. Tamam, bundan da bahsetmiş. We sometimes grill it too. Bazen de diyor mangalda pişiririz. Tamam. Zaten bizden ne isteniyordu? Aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Isn't mentioned. Bahsetmek. Isn't mentioned. Suda haşlamaktan, boil'dan bahsetmediği için doğru cevabımız B. Denizli. Peki C'ye bakalım. Doğru seçeneği bul. Kelimeleri bilmiyorsan hiçbir şey yapamayacağım bir soru daha. Water. What should I do now? Peki şimdi ne yapmam lazım diyor. Demek ki burada Terry ile Bruce birlikte bir şeyler pişiriyorlar. Terry Bruce'a soruyor. Yani yemeği bilen kişi. Bruce belki de bir şef neyse ona işte yapacağı şeyleri sırayla söylüyor. Well, add some salt and black pepper and blah blah the soup. Diyor. Biraz tuz, biraz da karabiber ekleyip nokta nokta yap diyor çorbayı. Tamam. Ne yapacağız çorbayı? Cut, kesmek. Çorba kesilmez. Stir, karıştırmak bir dursun. Dice, küp küp doğramak ne alakası var? Grill, tabii. Çorbayı yeticilerim aynen böyle mangalın üzerine dökün. Çok güzel pişer o. Nefis olur. Demek ki doğru cevap karıştırmak burs olarak karşımıza çıktı. Gelelim 8'e. Yine resme göre cevap vereceğiz. İki diş sarımsak görüyoruz. What do you make to knead the dish? Yemeği yapmak için ne ihtiyacım var? Patates, 1 kilo et ve tabii ki sarımsak. Yeticilerim, sarımsağın garlic olduğunu biliyorsan herhangi bir sıkıntın yok. Ama garlic'in sarımsak olduğunu bilmiyorsan sayısından yola çıkarak ki zaten sana burada şunu vermiş özellikle. Bak bunda da tuğ demiş, bunda da tuğ demiş değil mi? Hani sarımsağın ne anlama geldiğini bilmiyorsan dur bakayım şu ikiden yola çıksın. Ben de bunu şaşırtayım yanlış işaretlesin diye tuzaklı bir soru. Şimdi bir kere doğru cevap ya A ya Denizli diye düşünebilirsiniz tabii garlic'i bilmiyorsan. B'yi kafadan eledik. Bir paket makarna diyor alakası yok. 3 tane havuç diyor. Bunu da eledik. Dediğim gibi garlic ile pepper'ın ne olduğunu bilmiyorsan A, D arasında kalırsın. Kafana göre sallarsın. Doğru cevabın da gider. Sınavdan da bir halt edemezsin. O yüzden ne yapacaksın? Bu tip bir ikilemde kalmamak için kelimeleri çalışacaksın. Bak ben sana anlatıyorum. Kitapta da püf noktasının hepsi var. Diye öğüt verdikten sonra gelelim cevaba. Tabii ki Adana yetişkinlerim zaten garlic sarımsak dediği için ha şurada da tuğ demiş D'de ama burada pepper diyor yani biber dediği için onu da eledik bitirdik. 9'a bakalım. Elmayı ne yapıyor? Dilimliyor değil mi? Hemen bunu işarete doğru diye. Hayır. Sakın atlama. Resimde arkadaşlar gördüğümüz gibi bir elma var. Adam da bunu ne yapıyor? Kabuğunu soyuyor. Yani burada tez canlılar hemen Apple'ı gördü diye adam işte elma var bak şey yapıyor. Atlayabilir. Atlama.
Çünkü burada slice dilimlemek demek. Bak yine kelime bilgisi. Burada elmayı dilimlemiyor, ne yapıyor? Tam tersi kabuğunu soyuyor. Ha burada işte elmayı önce iyice yıka, 1 kilo elma al falan. Bizi bunları ilgilendirmiyor. Veya elmayı dilimleyip dilimlememesi bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bizde resimde şu anda ne yaptığı önemli. O da kabuğunu soymak. O yüzden nedir 9? B Denizli. Peki 10'uncuya bakalım. Choose the correct option. Yine doğru olanı seç diyor. Blah blah the cake at 170 Celsius degree'de. Keki ne yap? Karıştır. Tabii doğru cevap bu. Keki dök. Keki haşla. Keki fırında pişir. Tabii ki C Denizli. 11. soruya baktığımızda which option shows the picture diyor. Hangi seçenek resmi anlatır? Şimdi Etecin derim burada boil the water diyor. Hani suyu şimdi burada sonuçta pirinç yapıyor. Gene bunu belki kızlar biraz daha bilir. Erkeklerin pek bileceği insan bir ürün daha bu yaşta. Eğer bir dakika water. Eğer evde hani merak edip baktıysanız anneniz pilavı nasıl yapıyor diye. Önce ne yapar anneler? Pirinci güzelce yıkar. Sonra fotoğraftaki gibi kaynar diyebileceğimiz seviyede çok sıcak suyun içine biraz tuz ekleyip pirinci koyarlar. Bir 10-15 dakika bekletirler ki içindeki nişastası çıksın. Biraz da şişsin diye pirinç. İşte şu işlem pilav yapmanın bir adımı. Bundan sonra zaten işte bunları süzüp tereyağını eritip bunu işte o tereyağının içine bir iki kavurup suyunu ekleyip pişirmek kalıyor. Ama buradaki aşama tamamen pirinci suda bekletme aşaması. Boil the water buna uymayan bir şey. Aşamalardan biri ama resmi anlatmıyor. Cook the rice for 15 minutes at low temperature. Pirinci 15 dakika düşük ısıda pişir. Eğer ki hadi cevabı da söyleyelim. Eğer ki sen burada soğuk kelimesini bilmiyorsan bakarsın bakarsın ha, tamam ya burada bak pişirmiş veya pişiriyor hani 15 dakika falan diye bir kendince yorum yapabilirsin, bir mantık yaşayabilirsin. Ama neticin derim soğuk demek suda bekletmek demek. Yani bir şeyi biz çok sıcak suyun içine atıp onun birazcık hani bir anlamda ön pişmesini, işte şişmesini sağlarsın. Bu soğuk kelimesi de o anlama geliyor. Suda bekletmek, suyu emmek, suyu çekip şişmesi anlamında. Aynı bulgurda falan olduğu gibi. O yüzden burada cevap Denizli'dir. Tamam mı? Burada zaten sıcak servis et diyor. Bu daha pişmemiş. Burada da dediğim gibi 15 dakika pişir diyor. Burada sen bunu pişirmiyorsun. Suda bekletip birazcık şişmesini sağlıyorsun. Yani soğuk olayını yaptığın için. Doğru cevap burada da Deyhan dedik. Geldik son soruya. Fill in the blank with the best option. En doğru seçenekle cevapla demiş. Peki. Wow. The cake looks delicious diyor. Kekin çok lezzetli göründüğünden bahsediyor. Can you give me bla bla? Bana diyor. Yani kekten biraz verir misin diyor sonuç itibariyle. Şimdi. Çok klasik bir kelimedir değil mi yetişkinlerim? Piece of cake. Yani bir dilim kek. Bunu zaten biliyorsan anında büyük ihtimal doğru cevap olduğunu bilirsin. Ama yine de hemen diğerlerine bir bakalım. Bir çay kaşığı kek denmez. Bir bardak kek zaten denmez. Bir kupa, bir fincan da denmez. Tamamdır. Demek ki doğru cevap 12'nin doğru cevabı neymiş? Adana'ymış. Evet eticinlerim, bu videoda burada sona eriyor. Şimdi son bir testimiz kaldı. Onu da 3. ve son videomuzda birlikte çözeceğiz. Bu da bir genel tekrar oluyor yani. Hem dil bilgisi diyebileceğimiz hem de kelime bilgisini içeren son testimiz. Görüşmek üzere.